Hanımlar ve canablar, lezzet dolu sunayla yemeğe değerde final günüdür. Heftenin galibinin adına aydınlık gelecek. Ama evvelce saygıdeğer aparıcımız, usta aşbaz Suna Hanım, iştirakçıları ve bizi öz güzel yemeklerine qonaq eləyəcək. Gəlin, vaxt itirmədən keçək mətbəxə, bizi gözləyin. Gəlin! Eyvallah, alıştım artık. Canlarım benim, canım tamaşacılarım, canım izleyicilerim. Hazar TV kanalında Suna ile yemeği değerin saygıdeğer tamaşacıları. Çok sevirem sizi. Bugün final ama finalden önce ne yapıram? Öncelikle size böyle küçük mutfaktan bir takım tadımlar göstermek istiyorum. Bugün benim ekibim çok sevinecek. Seherden beri kazanın içinde ne var merak ediyorlar. Mercan oradan bakıyor. Bugün sizler için lazanya yapıyorum. Ya var ya, nasıl seviniyorsunuz yani. Böyle sizi doyuracak bir şey olunca Mercan'cığım, farkındayım, daha çok alkışlıyorsunuz. Geçen hafta bu kadar alkış yoktu. Bravo! Aa, burada bir külfetin yemeği var. Ne yapayım canımın içi? Bir tek iştirakçılara değil ki. Ben bu kadar canım ekibimi nasıl fikirleşmem, nasıl düşünmem sizleri? Yani biz orada yerken siz bakacak mısınız? Şimdi tamaşacılarım diyecek, Suna biz bakıyoruz. Ona hiç fikirleşmemiştim ama siz de ne yapıyorsunuz? Size çok güzel tarif veririm. Siz de evde oturup bunu yapırsınız ve yiyorsunuz. Hakikaten aynı olacak. Çünkü bilirsiniz ki Suna olarak ben hiçbir zaman sır saklamıyorum. Her zaman en ince detayına kadar size yemeklerimi anlatırım. Ona göre gelin indi lazanyamızı yapalım. Lazanya için ne lazım? Biliyorsunuz beşamel sos çok meşhur bir sostur ve mutlak beşamel sosu hazırlıyoruz. Bir de içine bolognese sosu. Bolognese sosu burada vaktim olmadığına göre kendim önceden evimde hazırladım. Bolognese sosu spagettide de kullandığımız sos bu. Aynısını bolognese sosu spagettide işlettiğimiz sosun aynısını lazanyada da işletirik. Ne yapabiliriz? Bir ilerleyen günlerde ben yine size söz veren bolognese sosu mutlaka anlatacağım. İndi gelelim malzemelerimize. Öncelikle lazanyamız. Evet benim canım kameramanım. Gel kameraman. Gel. Lazanyamız. Hazır lazanyadan yapıram ama evinizde de açmak olar. Hemişe söylüyorum ben. Evimde olan da kendim mutlaka hamurumu açıram ama artık o kadar güzel makarnalar var ki hakikaten bazen de artık açmaya gerek yok. Ben yine burada gördüğünüz bu boyda lazanyamızdan aldım ve burada duracak. İndi. Bunun içine çok yaraşıyor parmesan peyniri. Ama parmesan peyniri her zaman tapamayabilirsiniz. Biraz da kıymeti yüksek olduğuna göre onun evezine kaşar peynirinden de istifade edebilirsiniz. Kaşar peyniri de buna çok çok yaraşıyor. Ve bunun dışında ne lazım? Beşamel sos için süt, un, tereyağı, tuz ve istiyot, zeytinyağı, benim olmazsa olmazım. Ve vuslat. Bunun Azerbaycan'da lütfen bak, programın ilerleyen zamanında söyleyeyim. Muskat'ın Azerbaycan'da sana görev veriyorum Mercan'cığım. Bunu mutlaka bana Azerbaycan'da bizi seyreden tamaşacılarımıza da söyleyeyim ama mutlaka görenler bunun ne olduğunu başa düşmüştür. Beşamel sosum için de mutlaka bundan bir parça. Bunun aroması çok geçenk olduğu için bundan da lazım. Ve indi ne yapıyorum? Birinci olarak bolognese sosumu yaptığım için öncelikle onu ısıtıram. Bu arada vallahi dün akşam hiç durmadım sizler için. Bolognese sosumu hazırladım. Onu bir güzel ısıtıram indi. Suna Hanım, ben geçen defeden sizden meppel şurup sözünü öğrenmişim. Vallahi çok şey sen bana, ben sana. Çok söz öğretiriz birbirimize, farkındasın. Bir de chicken wings. Chicken wings, bravo. Daha çok öğreteceğiz ama sen de bana çok sözler öğretiyorsun.
Hele ya neler söylettim bana bu haftaya. Tıncıktım. Tıncıktımdan başka da ya geçen gün söylettiklerini söyleyeceğim. İndi. Valla seninle danışacağım diye. Ben burada yemeğimde geç kalıyorum. İştirakçılarımız da gelmek üzere. Valla ocağımızı yaktık. İndi. Buradan beni seyreden canım tamaşacılarım eminim ki beşamel sosu hamınız biliyorsunuz ama bilmeyenler için ben yine anlatıyorum. Mutlak tereyağı. Tereyağından istifade ederek bir parça, tabii ki artık göz kararı, bir parça tereyağı koyandan sonra mutlak zeytinyağı ilave edirem neye göre? Yağı yandırmamak için. Ben tereyağı istifade eden de mutlak sıvı yağ da ilave edirem ki tereyağımız yanmasın diye. Evet. Şimdi bunu yapandan sonra unumuzu yanıma alırım. Unumuzu bir güzel kavuracağız. İyicene topak topak olmayacak. Bu da neymiş? Beşamel sos. Şimdi zeytinyağımı ve tereyağımı eritirem. Vallahi iştirakçılarım geldi. Vallahi bak Mercan sana laf yetiştireceğim diye iki haftadır ben iştirakçılara yemeği çattırabilmirem. Vallahi bilmirem. Şimdi ne yapıyorum? İki kaşık unumu koydum. Ve iyicene artık elimde çırpma aletimle iyicene çırpıram. Ne için? Unun yanmaması lazım. Yanmadan unun da kokusunu çıkarmak lazım. Beşamel sos çok asant ama düzgün yapılması gereken bir sostur. İyicene kavururam. Burada önemli olan ne? Hamurun, yani unun yanmaması lazım ve topak topak olmaması lazım. Biraz altını kısalım. Mercan dedikodu yap bakalım biraz. Bu haftayı değerlendir. Bu hafta nese demeyi bana çok çetindi. Hele böyle olmamıştı. Kaçıncı haftamız oldu hakikaten bilmirem. Ama en benim için ve ben farkındayım ki sizler için de. Çünkü biz hep beraber oturup değerlendirmeyi yapıyoruz. Hamımız için en zor hafta oldu. Hatta Vahit Bey de bize koşuldu. Vahit Bey'i de kattık hakikaten. Ya vallahi tamaşacılarım, canım tamaşacılarım. Biz o kadar adil olmayı bu programda canım iştirakçılarımıza hiçbirinin hakkını yememeyi o kadar kendimize özen, bunu kendimize görev bildik. O kadar özen gösteririk ki hiçbir iştirakçımızın hakkı yenmesin. Tamaşacılarımız da seyreden de desinler ki aa ne kadar adil bir yarışma. İnanın ki buna o kadar dikkat ederek ki ona göre her hafta 5. gün olmamış biz oturuyoruz tek tek. Yapılan yemekleri değerlendiririk. Hakikaten belki buradan size diyeceksiniz ki ya Suna hakikaten gerçekten ve bugün bu toplantıya bizim ekiple olan toplantımıza canım yoldaşım benim hayatım her şeyim Vahitciğim de Goncam da katıldı. Çünkü onun çok değerli benim için fikirleri. Bu kadar hassas davranıyoruz. Hakikaten ben ve ekibim adına söyleyeceğim bunu. Bizim için çünkü bütün iştirakçılar o kadar değerliler ki hamsı keşke öyle birinci diye bir şey olmasa gönlümüzde hepsi birinci. Özellikle bu haftanın iştirakçıları hepsi birbirinden değerliydi. Hamsı birbirinden saygılıydı. Hamsı birbirinden güzeldi. O kadar çetin, bakın tüylerim vallahi ben çok etkileniyorum. Aynı onları çünkü kardeşlerim, çocuklarım gibi görürüm. O kadar değerler ki, o kadar hırda ballarla fark oldu ki biz de kaldık böyle. Ne diyeceğimizi bilemedik. Hem Ercan.
cüzi fərqlədə deyə bilərsiniz. Vahid bəy də dedi ki, qalib Sına xanım. Ben onun kalbinin birincisiyim canım. Tuz ilavə edirəm. Beşamel sosumuza. İstiyot. Ay, bu istiyottan sonra hemşe biliyorsun hapşırırım. Ve vallahi buldum biraz da bundan. Çok fazla değil. Şu anda kim? İştirakçılar geldi mi? Yavaş yavaş gelirler. Dalıyorlar mı? Ve tekrar karıştırıyorum. Bakın indi. Bunu yapan da burnunuza hamurun kokusu, unun kokusu gelmemeli. Bu ne demek? Artık hamurumuz kavruldu demek. Ben ne yapıram? Yaklaşık 1,5 kaşık un ilave ettim ve ona bir göz kararı yine. Ama öncelikle yavaş yavaş sütümü ilave edirəm. Unun kokusunun gelmeyini istemirsinizsə burnunuzu tutun. Vallahi Mercan, süpersin ya. Bu fikirlerin, vallahi seni yanıma aşbaz, yardımcım yapacağım yani. Benden şef ola. Senden çok iyi şef olurum. Benden şarkıcı olar mı? Bak, benden şarkıcı olarsa senden de şef olarcın. Olar, olar. Olar mı? Ay. Ama bugün geçen sesime geçen dedim. Sına Hanım, bir mahnı okuyun da. Ben mi? Ya şaka mı yapıyorsun? İştirakçılarla aramı mı bozmak istersen? Pardon, tamaşacılarımla aramı mı bozmak istersen sen? Ha? Okuyun da ne olar? Canımın içi şimdi. Beşamel sosumuz artık hazır. Gördüğünüz gibi beşamel sosun kıvamı budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hazır. Muhteşem bir beşamel sos oldu ve artık lazanyamıza başlayabiliriz. Şimdi artık beşamel sosumuz hazır. Onu yanımıza aldık. Bir yandan ne yaptım? Çoğu zaman özellikle hazır makarnalarda, lazanyalarda bunu direkt ıslatmadan yapırlar. Ama ben mutlaka ve mutlaka ıslatırım. Öncelikle ne yapıyorum? Hemen bir kaşığımı aldım. Ya bu arada benim canım iştirakçılarım gelmiş. Hepsi beni seyrediyor. Çok az kaldı nünilerim. Geliyorum, narahat olmayın. Ay, canlarım geldi benim. Şimdi ne yapıyorum? En alt katına 1-2-3 şöyle bir borcam aldım. Bunu atıram. En altına kabımızın bir fırın, mutlaka fırına dayanıklı bir kap alıyorsunuz. En altına bir kat mutlaka bu beşamel sosumuzdan sürüyoruz. Vallahi arkadaşlar, burada klima da çalışıyor ama ben bir görseniz birazdan hamam kıvamında olacağım yani. İndi. Suya attığım, birazcık suda gözlettiğim lazanyalarımızı kabımızın en altına yerleştirdim. Bu, ben şimdi size birinci katını gösteririm. Bu birinci katını yapandan sonra bunun aynısını 3 kat yapacağız. Aynı şekilde 3 kat, bu böyle çıkacak, kat kat. 3 katlı bir apartman yapıyoruz. Arada da böyle kırıklarımız lazım. Ve en alt kata beşamel sosu sürdük. Onun üstüne 1 kat sıcak suda, isti suda beklettiğimiz lazanyamızı koyduk. Ve tekrar o katına beşamel sosumuzdan ilave edelim. Ve iyicene her yerine gelecek şekilde sürürüm. Evet, sıra geldi. Artık unumuza gerek yok. Sıra geldi, indi. Benim sizler için evde hazırladığım ve sonradan size yine göstereceğim indi 1 kat bolognese sosumu ilave edeceğim. Thank you.
arada Mercan, nasıl oldu da senden nasıl kaçtı tişörtümle ilgili hiç ne demirsem? Suna Hanım, size şat haberim var. Ha, öyle mi? Deyirem, deyirem. Kızınız gelir. Biliyorsun kızım geldi. Artık bütün dünya duydu yani benim kızımın geldiğini. Amerika'dan. Tabii ki, ha, oldu. Kızım geldi. O yüzden onun tişörtünü giydim bugün. Ay evet, çok severim onu ben. Ve bir yandan sana soru soracağım, hem de tarifimi. Gördüğünüz gibi kıymamı da bolognese sosumu da koyduktan sonra hemen üstüne kaşar peynirimden ilave edeceğim. Ama yine söylüyorum, buna parmesan peyniri çok çok yaraşıyor. Asıl parmesan peyniriyle yapıram. Ama bu dakika elimde olmadığı için, bir de maalesef parmesan peyniri çok pahalı bir peynir. O yüzden size alternatif neyle yapabilirsinizi söylemek için kaşar peynirinden istifade edebilirsiniz dedim. Ve üstüne bir çıt kara biber, bir çıt. İcazenizle. Tabii ki götürebilirsin. Burada arkadaşlar, hakikaten bir hamama girmişim gibi. Yani burada fırın, ocak nasıl şeraitte çalışıyorum. Allah'ım, bakar mısınız? Evet. Tekrar bunu da sildim. Tekrar geldik. Ve bu şekilde, bu gösterdiğim şekilde bunu 3 kat yapacağız. Bundan sonrası artık bütün her şeyi gösterdim. Bu birinci katı. Diğer geri kalan katlar da aynı şekilde üst üste yerleşecek. Tamam. Kaşar peynirimizden ilave ederek ve önceden ısıtılmış fırınımızda yaklaşık 45 dakika. Ama onun da kaidesi var. O da nedir? Öncelikle üstünü yağlı kağıt ve folyo ile bağlayandan sonra kapalı şekilde 45 dakika pişecek 180-180 derecede. Sonradan üstünü açacağız ve üstünü de bir 10-15 dakika kızarması için, özellikle peynirin kızarması için de üstü açık olarak da bir 10-15 dakika yapacağız. Ya ekibim arkada diyor ki, Suna Hanım ne yaptınız ya? Acıktık Suna abla diyorlar. Ne 45 dakikası, ne yarım saati. Hiç merak etmeyin, çok çabuk olacak. Bu arada şu beşamel sosumu iyicene yayıyorum. Ay Mercan, bak diyeceksin ki Suna Hanım ne kadar dağınıksınız, ne kadar dağınıksınız. Hakikaten bugün niye böyle dağınık oldun Mercan? Göz değdirdin bana Mercan. Ben çok temiz işliyordum. Ne oldu bugün dağıldık böyle? Ay kızım geldi diye ondan mı heyecanlıyım acaba? Şimdi ne yapıyorum? Mutlaka folyomuzu şöyle aldık. Folyomuzu bir parça kesiyoruz. Evet.
Şimdi bunun altına folyo döşüyorum. Neye göre diyeceksiniz ki Suna, neye göre? Bu özündeki, içindeki yağ, peynir karışımı, hamsı biraz kabaracak ve taşacak. Onun için fırınımızı kirletmesin diye ben bunun altına da folyo serirem. Ama hemişe söylediğim gibi Hayşedran folyonuzu yemeğe sakın ve sakın değdirmeyin. O yüzden araya mutlaka yağlı kağızdan istifade edin. Hemen üstüne birazcık yağlı kağıdımı da koyuram ve onu yapandan sonra da folyomuzdan sararak sardıktan sonra artık 180 derece önceden ısıttığımız fırınımıza koyuyoruz. Ve 45 dakika sonra masamı da hazırlamaya gidiyorum. Ve 45 dakika sonra, 15 dakikada üstünü hazırlayandan sonra artık finale hazırız. Canlarım, canım tamaşacılarım, hanımlar, beyler. Suna ile Yemeğe Değer yarışmasında iştirakçı olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız aşağıda yazan telefon numarasına ve Instagram sayfasına müracaat edebilirsiniz. Bekliyorum, hamınızı öpürem size. Ay canım tamaşacılarım, bu arada size merhaba, tekrar merhaba diyemeden vallahi ilk iştirakçılarım, al bebeğim onu da yanına. Teşekkür ederim. İştirakçılarım bir saattir gözlüyorlar, o kadar acıktılar ki. O yüzden buradan size merhaba diyemeden, bu tarafta mıyım canım kameram? Size merhaba diyemeden buradan iştirakçılarıma servis yaptım kendi ellerimle ve lazanyamın tadına bakıyorlar. Afiyet şeker olsun benim dünya güzeli iştirakçılarım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Helal olsun. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar içecek, gazlı içeceğimiz de var, su da var. Hangisini istiyorsanız rahat rahat yiyebiliyorsunuz. Ve ben şimdi siz iştahlı iştahlı yemek yerken indi size sual sorayım mı? Yoksa boş versin. Vermiyorum sonra. Hadi. Canım. Yok yok, şaka yaptım. Yiyin rahat rahat. Yanınızdakileri, salfetkaları kullanabilirsiniz. Ben biliyorsunuz kumaş salfetkadan istifade edirem. Aa canım olsun. Hiç. Onu fikirleştiriyorum. Yegane diyor ki rujum kırmızı Suna Hanım, sizin ak salfetkalarınızı. Hayır, hiç. Na rahat olma. İstediğin. Bu dakika pişti. Lazanya ile ilgili size böyle bir şey diyebilirim. Burada tabii ki telestik. Benim çünkü sizden önce de biliyorsunuz yoğun bir programım var. Buraya gelirken bunu telestiriyorum. Aslında lazanyanın böyle birkaç saat dincelmesi gerekiyor. Lazanya yemeden evvel birkaç saat dincelmesi gerekiyor. O yüzden de şu anda dincelmemiş bir lazanya yiyorsunuz. Bu dincelen de hatta bir gün sonra çok çok daha geçenk oluyor. Ama ben indi size hiç artık biraz yiyelim, ondan sonra finalimize devam edelim. Hoşunuz geldi mi? Lazanya daha çok önce yapmış mıydın? Birinci defa. Daha önce yedin mi? Hani lazanyayı yedin. Ama bele yememişim. Belesini yemedim. Daha farklı işte. Ben biliyorsunuz yaptığım her yemeği orijinal reseptiyle yapıyorum. Yani bunun içine hiçbir farklı bir şey koymuram. Bu klasik, en standart bizim lazanyamız. Arkada ekip, şu anda bakmıyorum o tarafa. Zaten canım tamaşacılarım, ekip iştirakçılara diyorlar ki, bunu sizinle paylaşacağım. Sakın ola ki birerden başka yemeyin. Lütfen bizi de fikirleşin dediler. Şu anda yemin ediyorum, keşke gösterseler, arkada tabaklarıyla bunun başında gözlüyorlar. O yüzden indi canım ekibim, lütfen.
Siz lazanya size feda olsun. Siz de yiyin lütfen. Şimdi de kahve soframızla beraber artık final heyecanı başlasın. Ve final heyecanına gelmeden evvel finali, birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü açıklamamış. Önce bir sohbet edelim, haftayı değerlendirelim istirham. Öncelikle sizlerin Hams'ına söz vereceğim ama ondan önce kaçıncı yayınımız oldu? Artık yeni değiliz ama Mem ve ekibim, bunu Yemek Yapan'da da danıştım. Mem ve ekibim hakikaten bu hafta kadar hiç çetin bir hafta geçirmemiştik. Umut ediyorum ki bundan sonra da böyle bir çetinlik yaşamayalım. Çünkü Mem ve ekibimin en çok, ekibimin de en sevdiğim yanı benim gibi vicdanlı olmaları. Hakikaten her biri, hepsi vicdanlılar. Siz kimin birinci olacağına dair hep fikir bildirirler. Adaletli olmamızı gerektiğini bilirler ki adaletliyiz. Fakat bu sefer ballara bakıyorum, iştirakçılarım da adaletli. Yani her biri hakikaten, ah benim kahvem. Aa, Mercan gördünüz mü? Bak benim kahvem yok. Mercan'ım beni düşündü. Teşekkür ediyorum Mercan'ım. Evet. Mercan, bu alkışları benden aldın ha sen. Yerinde gözün var, bilirim seni. Ona göre, bu haftaya göre her birinize hakikaten teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir kere, şimdi diyecek ki diğer seyreden iştirakçılarımız, Asuna Hanım biz hiç, yo hamınız ayrı tatlısınız, hamınız ayrı hakikaten de ama bu hafta dört iştirakçımız da birbirinden değerli, birbirinden saygın, güler yüzlü. İnanın ki bu kamera arkasını siz görmüyorsunuz. Her biri birbirinden değerli, dört iştirakçı. Her biri benim kardeşim yaşında, çocuğum yaşında. Hamınıza hakikaten yarışmamıza iştirak ettiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendim ve ekibim adına. Çok zor bir hafta oldu. Bir tek bana meraklı gelen bu hafta diye size diyemem ki wow yemek yedim. Bu masadan wow yemek çıkmadı arkadaşlar. Yani şimdi fikirleştiniz ki o kadar övgü. Bu size ne olur sakın yanlış başa düşmeyin. Çok bekledim sizden. Yani bu dörtlüden ben muhteşem yemekler de gelecek dedim. Bir tek problem, ben neye göre zorlandım? Wow yemekler çıkmadı bu masada. Çok güzel masa çıktı. Dizaynları, dekorlar. Ana yemeğin hakikaten müthiş bir ana yemek yaptın. Yani dördünüzün arasındaki en iyi ana yemek Sultan senindi. Çok sağ olun. Fakat yani birinizin bir şeyi iyi, diğerinin bir şeyi iyi, onun bir şeyi iyi, Samira'nın başka bir tarafı iyi. Yani o kadar çetin, bizim için de o kadar çetin oldu ki ben bu haftaya, belki inanmayacaksınız, yoldaşım Vahit'i bile dahil ettim. Ekip Seher bendeydi. Ne oluyor dedi, biz Seher ekiple danışıyoruz, eşim de geldi. Ne oluyor dedi Seher Seher, siz ne danışıyorsunuz böyle? Dedik Vahit. Yani başımıza böyle bir şey ve çok zorlanıyoruz. Bir kere hepiniz, gerçekten bu klişe bir söz gibi gelecek ama hepinizin birinci olmasını çok istedim. Sadece ben değil, ekibim de. Ve benim için en zor haftaki birinciyi belirlemek için. Benim de birincim var bu masada. Tabii ki bir tık bir şeyle öne geçen olabilir. Herkesin bir birincisi vardır. Ama sizlerin oylarıyla da birinci belirlendi. Şimdi biz ekiple dedik ki adil olalım. Olabilecek birinci, benim de verdiğim puanlarda bu arada çok büyük farklar yok arkadaşlar. Ama benim birincim, Hams'ını 10 yapsam o zaman sizin verdiğiniz ballar sayılmayacak. Bu da adil değil. İndi başa düştünüz mü bu hafta neye göre zorlandı? Ben de bildim. Yoksa ben derdim ki benim birincim
O zaman hem tamaşacılar hem de sizler diyeceksiniz ki Suna ablacığım bizim ballar ne oldu? Anladın mı? Burada sizler hamınız yarışmacısınız, iştirakçısınız ve sizlerin balları da çok değerli. O yüzden de size yönetmenim ben hep söylüyoruz ki ne olur arkadaşlar ballarınızı iyi değerlendirin. Bu haftanın birincisini ballarıyla bu iştirakçılardan biri belirledi diyelim. Tamam. Çok meraklı. Çok meraklı ya. Açıklamadan önce bu haftayı değerlendirin. Samira senden başlıyorum. Bu haftayı değerlendir. Sence bu hafta kafanda masasıyla, çünkü bakın bu yemek yarışması, biz onu da danıştık ekibimizle. Bu bir yemek yarışması. Yemek öncelikli bir yarışma. Fakat dekora da bal veriyoruz. Özene de bal veriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Sunuma da bal veriyoruz. Bu yarışmada bir bütün. Hamsi olmalı. Sadece lezzet olamaz, sadece dekor olamaz. Ona göre hamınızın da belirlediği, ben ve ekibimin ve eşim vaatinde gerçekten kafa patlattığımız bu haftada birinciyi artık gönül rahatlığıyla siz sevgili Hazer TV izleyicilerimize, tamaşacılarımıza açıklayacağız. Ve ben Samira, sana söz vermek istedim. Bu haftayı değerlendir. Senin gönlünde bu masada değerlendir. Ana yemeği hangisinin daha geçenkti? Masası hangisinin daha geçenkti? Diyebilirsin ki özüm, o da var. Çocuklar bu arada demirem ki illaki. Şimdi ben biraz dinleyeceğim. Yemek de yaptım. Artık söz sizde. Samira, danış. İlk önce katıldığım için teşekkür ederim size. Sizi tanıdım, yani çok hoş oldu Gözel Hanım, aşbaz. Masaya geldik de dekor Günel Hanım'ın, yani çok beğendim. Ana yemeğini beğendim, Sultan Bey'in, hoşuma geldi. Bir de sizde, ben yadıma salım, ana yemeğinizi beğenmedim, onu hatırlayırım. Çünkü ana yemek değildi. Yegane. Vallahi yemeği yegane kızdım sana o gün. Çok belli etmedim ama kızdım. Salatı yakışıydı, beğendim. Masa dekoru da güzeldi. Dekoru da geçengiydi ama Günel Hanım'ın daha yakışıydı. Yani onu daha çok beğendim. Kıdır. Peki Sultan, sen söyle bakalım. Herkese selam diliyorum. Hakikaten Sultan ve oğlum benim. Sunayla yemeği değere veriliş, hakikaten çok yakışıdı. Size de teşekkür ederim bir şef olarak. Yani birçok şeyler öğrendi sizden, maraklı keşfettiğimiz. Hanımlara da teşekkür ederim, minnettarım. Ekibe de, herkese de teşekkür ederim. Ve hanımlara gül getirmişim her hepsine. Bəli. Bir yandan onu da alabiliriz. Sunay Hanım, tabii. Ben sanki bir elçilikte büyük bir nişan verdiniz. Samiracığım, dünen sen yapandan sonra Günel'cim bir bakar mısın? Dün yedim de Sultan Terkamen'de. Aa, Sultancığım. Hakikaten çok teşekkür ederim. Hoştur. Oğlum benim bakaraları da getirmiş. Buyur, bak, buyur, bak, buyur, bak, bak. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Tam bir gentleman. Hakikaten benim oğluma yaraşır bir. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim Sultancığım ve söz sende. Bu hafta çok geçen geçti. Yine de derim her iki hanımların masasını çok beğendim, hı-hı, çok hoşuma geldi. Ama yemeklerinde biraz, yani ne dediğim, ana yemeğinde yakışı değildi. Yani hanımın da dekoru çok güzeldi ama o lezzet yok idi o yemeklerinde. Samira Hanım'da ise en sevdiğim şirniyatıydı, karışka yuvası. Çok hoşuma geldi. Beğendim. Başka Sultancığım? Sizin can sağlığımız. İnşallah kim layıklısı o galip olacak. Yani bu bir yarışmadır. Şimdi veriliş arkasında izleyen çok beni gözlüyorlar. İnşallah galip olarım. Olmazsam da canım sağ olsun. Ama bilirim ki yaxşı bir inşaat geleceğinde daha da büyük bir aşbaz ve şef olacağım. Çok da genç yaşın da çok cevan. Bəli, bu yaşta yani bu təcrübəm mənim için daha çok üstündür. İnşallah geleceğinde daha da yaxşı şeyler öğreneceğim. Kesinlikle. Çok sağ olun. Peki.
Plan. Plan göz. Sen çok emek veren yemekler de seçtin. Yani hamurlaştığın içinde en çetin yemekleri seçtim. Haradasa biraz çok vaxt tələb edən. Ayrıca ana yemeğime 1 saat 20 dakika falan vaxtım ona gitti sadece. Teşekkür ederim sadece bu oyunda olmamıza, böyle güzel programa katılmama. Çok şadım. Biz de çok şadım. Siz de başta olmama. Evet yeganeciğim. Heyecanlı yegane, bitmedi yeganemin heyecanı. Ben buradan açıklayacağım ki, ben Instagram sayfamda bir yarışma düzenlemiştim. Orada yegane birinci olmuştu. Yıllar sonra beni tekrar aradı yegane. Suna Hanım dedi, ben bu yarışmaya katılmak istiyorum. Dedim ki tabii ki ekibi arayabilirsin ve yarışabilirsin. Buradan da açıklamak istedim. Yaş okey. Yegane o zamandan beri tanıdığım, çok saygılı, çok tatlı. Bir değişiklik var, çocuğu var. O zamandan bu yana bir fark. Ona göre çok mutlu oldum. Yeganeciğim sen değerlendir. Ben de Suna Hanım, herkese ayrı ayrılıkla teşekkür ederim. Çünkü herkesi çok sevdim burada. Yani iştirakçılar olsun, iş heyeti olsun, hamısı çok yani mülayim. Təmiz qəlbli insanlardı, çox sevdim hamısını. Peki masayı değerlendir bakalım. Bu hafta masada ne fikirleşiyorsun? Yani kalbimin birincisini açıklayabilirsin. Gördüklerini açıklayabilirsin. Suha Hanım, birincini bilmirəm. Hiç, yani ürəyimdə də yoxdur, yani bilmirəm. Mən də sizin kimi biraz çətindir. Çox. Masa düzəni mən qeyd etdiyim kimi Günay xala masa düzəni yaxşı masa düzəni idi, çox gözəl görsənirdi. Sadəcə biraz çox qarışıq idi. Yəni mən özüm düzəltdiyim masa düzəni daha çox sevmişəm. Ana yemək Sultan ana yeməyini. Şirniyyat Səmirə xanımın şirniyyatını bəyənmişdim. Görür müsün? Heç biriniz də bana iki taneyi saymıyorsunuz. Başa düştün mü ne demek istiyorum? Yani bizi anlayın. Çok çetin. Yani hamınızı birleştirsek birinci olacaksınız. Ona göre çok çetin hakikaten. Peki değerlendir. Yani yine de aklında böyle... Zaten ballarınız bende var. Güney Hanım'ın o sunmağı var idi. Bizi o susturan. O dekorları, getirdikleri. Onlar bizi çok sustururdu həqiqətən. Yani hiç ne diyebilmedik. Bir de ben bir şey daha açıklamak istiyorum. Size her gün siz bal verende adil olsun diye ben de ballarımı veririm. Yani her gün siz nasıl bal veriyorsunuz? Ben de öz ballarımı yazıyorum. Hem yadımdan çıkmasın diye. Ona göre benim verdiğim ballarla birinci olanla, sizin verdiğiniz ballarla birinci olan aynı olmadı. Benim verdiğim ballara rağmen üçüncülüğü iki nefer aldı yine. Ve biz sırf dördüncü olması adına bu ballarla da oynamak istemedik. Dedik ki neyse o. Ve bu hafta dördüncü olmadı, iki nefer üçüncü oldu. Bu final bitende ben başka bir şey daha açıklamak istiyorum. Çünkü tamaşacılarımla bunu paylaşmak isterim. Benim kalbimdekini de. Ve Hazar TV kanallarında Suna ile Yemeğe Değer bu haftanın üçüncüsü diyorum. Çünkü dördüncüsü yok. İki nefer. Ama benim için onların hamsı birinci. Biliyorsunuz. Benim kalbimde yok. Çünkü her birinin ayrı ayrı çok değerli bize kattığı yemekler oldu, masa düzeni oldu. Ona göre bu haftanın üçüncüsü iki neferi açıklıyorum. Öncelikle 84 ve 80 puanla, yani sizlerin verdiği puanlarla 80 ve 84 puan aldı. Fakat 84 puan alan benden 28, 80 puan alan benden 32 puan aldı. Ve böylelikle de ikisinin puanı 112 oldu. Bunu değiştirmeyi de istemedim. 112 puanla ikiniz
bu haftanın bu masadan zaten dördüncü çıkmazdı, dördüncü olmazdı bu masada. Benim canlarımsınız şimdi. Kıyamam ben, kimseye kıyamam. Sana hanım deyince. Bu haftanın 112 puanla üçüncüsü... Sultan ve Samire siz oldunuz. Masamın sağ tarafı oldu ve benim meslektaşlarım oldular. Buradan her şeyden önce çok tebrik ederim. Sizlerin verdiğiniz ballarla birinciyi belirlediniz ama canım yönetmenimin bana verdiği izni olursa şimdi puanları açıklayacaklar. Ama o puanlar açıklanmadan önce arkadaşlar ikinize de söylüyorum. Benim verdiğim en yüksek puan Sultan'aydı. Çok sağ olun ya. Sultancığım ama senin verdiğin puanlar, sizin verdiğiniz puanlar o kadar yüksekti ki ben senin hamsını on yapsam bile anlatabiliyor muyum? O zaman diğer arkadaşlara adaletsizlik olacaktı. Sultan Bey'in masa düzeni çok sadeydi. 5 bal verərdim. 4. 4. Şorbaya verəcəyim qiymət 6 xal. 5. 6. Salata verəcəyim qiymət 5 bal. Salata verəcəyim qiymət 4. 3. Ana yeməyi isə çox bəyəndim. Baxmayaraq ki, istiotu çox idi. Digər yeməklərdən daha üstün oldu. 7 bal. 7. 7. Şirniyata verəcəyim qiymət isə 6 bal. 6. 5. Masaya verəcəyim qiymət 4. 6. 5 bal. Çorbaya verəcəyim qiymət 3. 5. 4 baldır. Salatın əti bişməmişdi. Ona da verəcəyim qiymət 3. 3. 6 bal. Pulovu çox bəyəndim. Ona da verəcəyim qiymət 6. 8. 7 bal. Qarışqa yuvası. Ona da verəcəyim bal 8. 10. 6 bal. İyi ki katıldınız arkadaşlar. Sözünüz varsa söyleyebilirsiniz. Valla, nə deyim yani. Zaten elə hissim var idi ikinci yerə çıxmaq. Amma yani yenə deyirəm, birinci çıxdım, ikinci çıxdım, mən üçün fərqi yoxdur. Əsas siz bəyəndiniz, mən üçün çox xoş oldu. Ekran qarşısında izləyənlər deyəcək ki, niyə uduzlu bir aşbaz olaraq. Yenə deyirəm, bir oyun idi həqiqətən. Qalib kimdirsə, yəni Allahın qismətili odur da inşallah. Samira, çox şad oldum. Mən də sizi tanıdığıma. Çox təşəkkür edirəm. Samira, sənin də söyləmək istədiyin şey varsa. Mən də sizə təşəkkür edirəm. O qədər gözəl keçdi ki, udub uduzmaq yəni heç fərq etməz də mənim üçün. O qədər gözəl idi, hər şey gözəl idi. Teşekkür ederim her şey için. Çok sağ ol. Güzel sözlerine göre bir kere kalbin çok güzel Samireciğim. Onun için dedim ya ben yemek yaparken de bu ekiple, ekip de beni şaşırdı. Çünkü bu hafta inanın ki birinciyi, ikinciyi, üçüncü. Yani diyorum ki arkadaşlar olar mı bu hafta birinciyi? Ne olur diyorum. Böyle bir kural da koyabiliriz. Ekip tabii Suna Hanım hayır dedi. Yani bu kadar da yapamayız. Ve bu haftanın benden aldığınız ballar 28. İkinize de söyledim. Biriniz 89, kendi verdiğiniz ballarla biriniz 89, biriniz 90 aldınız. Benden aldığınız 28 balla da oldunuz biriniz 117, biriniz 118. Aklanları. Ve 118 puanla sizlerin, bakın yine söylüyorum, iştirakçıların verdiği ballar o kadar önemli ki ne olur yeni katılacak olan iştirakçılara buradan seslenirim. Ballarınızı verirken hak ettikleri balları verin ki birinciyi tam belirleyelim. Ne çok olmayacak şeye yüksek bal verin ne de çok geçen bir şeye düşük bal verin. Sakın bunu yapmayın ne olur. Adil ballar verin. Ve 118 puanla bu haftanın birincisi... Bu haftanın birincisi...
gel anneyi tebrik et. Nerede? Nerede bu kızın anne? Binalcığım, gel anneyi tebrik et. Gel. Anneyi tebrik et. Sanki bildi de geldi. Yeganem. Bir balla. Yani hakikaten ikiniz arasında çok karar veremedik. Fakat en ufacık detayı söyleyeyim mi? Ana yemekte Günel öne geçti. Neye göre? Lezzetine göre değil, emeğine göre. Çok emek verdi. Sana onun için kızdım dedim. Ana yemeğinde ana yemek gibi değildi dedim sana hatırlarsan. Bir ara sıcak gibi yapmıştım. Yegane ama iyi ki katıldın. Seni çok seviyorum biliyorsun bilmedim, Yegane. Bir puanla. Onun için benim kalbimin iki tane birincisi var. Sabri. Buradan hamurunu söylemek isterim. Günel'cim tebrik ederim seni. Masa düzenini beğendim Günel Hanım'ın. Sadece biraz çok göz yorurdu. Ona göre masa düzenine vereceğim kıymet 8 olsun. 10. 10. Çorbaya vereceğim kıymet 5. 5. 4. Salatı hiç beğenmedim. Yani zahmetine göre, yani görünüşüne kıymet vereceğim. 4. 7. 4. Sirli küpün içinden gözlediğim çıxdı. Ona göre hiç beğenmedim. Hiç yemedim de. Bir damcı tadına baktım. Ama beğenmedim. Ona vereceğim kıymet 4. 7. Şirniyatta görünüşü çok güzel idi. Yani görünüşlerine kıymet veririm. Ona göre ona vereceğim kıymet 4. 8. Şirniyata vereceğim kıymet 5. Masasını beğendim. Masasına vereceğim kıymet 7 bal. 8. 10. Şorbaya vereceğim kıymet 5 bal. 5. 8. Gavalı salatına vereceğim kıymet 6 bal. 5. 7. Ana yemeğine vereceğim kıymet 5 bal. Vereceğim bal 3. 4 bal. Şirniyatı normal idi, görünüşü qəşəng idi, yaxşı bəzəmişdi. Ona da verəcəyim xal 7 bal. 4. 5. Canım, təbrik edirəm. Çox sağ ol. Yəni, heç nə olmaz, canın sağ olsun. Valla, sizdən qatılarsan. Yeganə, benim birincim. İki tane birin, benim dört tane birincim var. Hakikaten dört tane birincim var. Ya tamaşacılarım, siz bu ekibi bir görseydiniz, bu yarışmacılarımı. Hakikaten Sabra gel, ben de size. Ay böyle bir öpüşmeliyim. Sabra, ayağınıza sağlık. Hakikaten çok çok. Sultanım gel, benim öğrencim. Sultan benim canım artık. Sultan sağlık. Benim. Beni kazandın ki bu benim yanımdasın. Tebrik ederim sizi. Bana tabi çellem sonra kal. Ya görüyorsunuz değil mi? Yani ne kadar mihriban. Onun için dedim ki bu ekipte çok zorlandım. Gerçekten herkes birbirini gönülden tebrik ediyor. Ve arkadaşlar sizi yerinize alıyorum. Hazer TV kanalında bizi seyreden canım tamaşacılarım, umut edilen ki sizin de kalbinize göre oldu. Ama size buradan ilan edilen ki bu masada dördü de benim için birinci. Gerçekten çok zorlandık. Hamsının puanları bir balla yukarıydı. Ben özüm bile onlara bal verende aralarında hiç fark yapabilmedim. Çünkü Hamsı'nın kendine özel çok güzel işleri vardı. Hakikaten bazı şeyleri de kameraya yansıtabilmiyoruz. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ekibim adına, iştirakçılarım adına, sevgili gerçekten bu güler yüzlü iştirakçılarım adına seyrettiğiniz için, bizimle kaldığınız için canım benim çok teşekkür ediyorum. Gelen hafta yeni iştirakçılarımla inşallah ne olursun ben hep böyle iştirakçılar istiyorum. Çok seviyorum sizi. Özünüze iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Ay, tebrik ediyorum canım benim.